Challenge'ın yeni bölümünden herkese bir kez daha merhaba. Bu yıl 6. sezonu düzenlenen V1 Challenge'da 4. yarışta geride kaldı. Geçtiğimiz hafta Aydın Malazgirt Meydanı'nda koşulan sezonun 4. ayağı yine bol çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. 19 pilotun start aldığı bu yarışın tüm detaylarını az sonra programımızda izleyebileceksiniz. Ama önce isterseniz katılan pilotlarımızı yakından tanıyalım. Pilotlar yarış öncesi hazırlıklarını tamamlayıp antrenman ve sıralama turlarına çıktılar. Yarış öncesi biz de mikrofonumuzu pilotlara uzatıyoruz ve bu heyecanlarına ortak oluyoruz. Aydın'dayız. Aydın her geçen sene daha da güzel geçiyordu. Yine 2016 yılında yoğun bir seyirci olacağını düşünüyorum. Şehir içi yarışlarının formatı pist yarışlarına göre çok daha güzel geçiyor. Çünkü şöyle, yaptığınız sporu seyirciye izletip alkış almak bir pilot için gerçekten oldukça keyifli ve takdir görüyorsunuz. Olaya bakış açınız değişiyor. Şöyle de diyebiliriz Aydın için, Monaco Grand Prix'si Formula 1'in, V1'in de Aydın Grand Prix'si diyelim. Geçen sene parke taşıydı burası. İşte bu sene asfalt dökülmüş. Diğer bilen arkadaşlar için de zemini en azından bilmiyorlar. Bilmeyenler aslında çoğunlukta. O yüzden ben de kendimi böyle şey hissetmiyorum, kötü hissetmiyorum. Her şeyi bakacağız, göreceğiz. Piste çıktıktan sonra anlayacağız. Şu an hiçbir fikrim yok açıkçası. Bir kere her şeyden önce çok güzel bir gün, çok güzel bir şehirdeyiz ve yarış şehir içinde çok ilginç bir yarış olacak bugün. Valla hedef tabii ki de üst sıralar. Fakat tabii daha önce çıkmadığımız bir pist. Piste demeyeyim, şehir içi. Bu sene de biraz değişiklikler var galiba ama çok keyifli bir yarış olacağını düşünüyorum. Biraz böyle Rallycross'taki Super Stage etaplarına benziyor. İnşallah keyifli, kazasız belasız bir gün olur. 6. senemiz Aydın'da. Aydın'a hep böyle koşarak geliyoruz. Ama ilk defa yeni asfaltla karşılaştık. Bence yeni asfaltla kayacak. Çünkü Volkikar'ın gücüne hiçbiri dayanacağına inanmıyorum. Gene yan gideceğiz burada. Seyirciye güzel, zevkli olacağını düşünüyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na rastlaması da ayrı bir güzellik oldu bence Aydın'da olması. Göreceğiz her zamanki gibi sprint. Sonuçta çok kısa turlar. Ama handikap turu var. Bayağı heyecanlı olacak. Biz de iki yarışta kazanmak istiyoruz. Bakalım elimizden gelenin en iyisini yapacağız inşallah.
Çok heyecanlıyım. Hiç burada antrenman yapma şansı da bulamadım. Bakalım göreceğiz neler yapacağım. İnşallah kazasız belasız atlatırız ama gerçekten çok heyecanlı bir yarış. İlk defa seyirciyle bu kadar yakın olmak da ayrıca beni strese sokuyor. İnşallah kazasız belasız tamamlarım. Amacım burada aslında tamamlamak. Sadece yarış tamamlamak. Hiçbir derece kaygım yok. Mümkün olduğunca sakin sakin bitirmeyi oynayacağım. İlk defa yarışacağım burada. Şimdi bir yayan gezdik pisti. Çok kolay bir şey değil. İnternette video sitelerinden baktığım kadarıyla önde kalkan önde bitiriyor. Bakacağız inşallah. Kazasız belasız güzel bir yarış olur. Pisti dolaştık. Güzel, çok şey yalnız, oyuncaklı bir yer. Kaldırım taşları çok yüksek. Her an köşelerde biraz fazla kesmeye çalıştığın zaman kalabilirsin. Değişik bir formatta yapılıyor yarış. Dörtlü gruplar halinde start veriyorlar. Yani biraz bu Rally X gibi. Sıralamalar çok önemli. Tabii bu şampiyonanın başından beri normalde keyif ve heyecanlı bir şampiyon olduğu için burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Aydın ilk defa çıkacağım ve geleceğim bir pist. Sabah geldim, bir pisti dolaştım. Keyifli bir yarış olacak, heyecanlı bir yarış olacak. Hızlı bir yarış olacak, görünen o. Evet, yani tecrübemizi, pilotluğumuzu koymaya çalışacağız ortaya. Her zaman dediğim gibi keyif almaya, mutlu olmaya bakıyorum ben. Oluyorum da. Geçen hafta Almanya'da Porsche Sports Cup'ın son yarışını kazandık. Bir hafta sonra şimdi buradayız. Tabii arabalar arasında ufak da olsa bir adaptasyon sıkıntısı yaşıyoruz ama onu çabuk atlattık. Sıralama turuna da iyi bir zaman attım. Pole pozisyonunu elde ettim. Yani tabii burada sistem biraz farklı ama yine kendi grubumda birinci kalkacağım. Piste geçiş zor yani. Birinci kalkmak büyük bir avantaj. Onun için mutluyum öncelikle. İyi bir start aldıktan sonra tahmin ediyorum pek bir yay değişikliği olmayacak büyük hatalar olmadığı sürece. İki yarışımız olacak. Arabayı ikinciye de kollamamız gerekiyor. Çünkü bir şehir pistindeyiz. En ufak temaslarda araba ikinci yarışa giremeyebilir. Onun için ilk yarışı arabayı hasarsız getirip ikinci yarışta da iyi bir sonuç almak istiyoruz. Evet, Volkikar'ın en önemli, en güzel konseptlerinden bir tanesi de şehir içi yarışlarından birine geldik. Aydın şehir yarışı, Volkikar'da geleneksel bir yarış. Volkikar'ın aslında konseptinin yola çıkış amaçlarından bir tanesi. Yani insanların ayağına yarışı götürmek. Dolayısıyla Volkikar şehir içinde de çok heyecanlı. Aydın'daki bu büyük kavşak meşhur zaten. Benim burada çok anım var. Görüntüleri de mevcut. Fakat asfalt olmuş. Eskisi gibi parke değil. Yani daha çok tutunacak, daha az kayacak demek oluyor bu. O yüzden ben bir antrenmanda çıkıp bakacağım. Bu konuda ilgili bir şey söylemiyorum. Çıkıp bakacağım. Onun dışında her zamanki gibi kendimi iyi hissediyorum. Arkadaşlarımla aram çok iyi. Otomobille aram çok iyi. Organizasyonla aram çok iyi. O yüzden yine buradayım, yine renkliyim ve araba kullanmak için sabırsızlanıyorum. Teşekkürler. Pilotların yarış öncesi planlarını dinledik. Şimdi artık son hazırlıkları yapma zamanı geldi. Pilotlar yavaş yavaş otomobillerine binip start noktasına doğru harekete geçiyor. Şehir içi yarışta format gereği sıralama turlarında pilotların yaptıkları en iyi zaman baz alınarak gruplara bölünüyorlar. Sıralamada sondan 3 kişi birinci grup oluyor ve bu yarışın galibi bir üst tura çıkıyor. İşte start sıralaması. 1 Yağız Gedik, 2 Burcu Burkut Erenkul, 3 Cem Yudulmaz. Pol pozisyonunda Yağız Gedik var. Start için artık son saniyeler. Ve start verildi. 3 pilot da startta iyi bir kalkış sergiliyor. İlk viraj kazasız geçiliyor ve ilk Joker turuna giren pilot Burcu Burkut Erenkul oluyor. Yağız Gedik ve Cem Yudulmaz pozisyonlarını koruyor ve hızını düşürmeyen Cem Yudulmaz lastiklere temas ediyor. Yağız Gedik şu anda çok rahat bir şekilde yarışı sürdürüyor. Fakat henüz Joker turuna girmedi. Sıralama hala değişmiyor. Birinci Yağız Gedik, ikinci Cem Yudulmaz, üçüncü Burcu Burkut Erenkul. ...13 kapı numaralı beyaz Volkikar ile yarışa katılan Cem Yudulmaz'ın aracındayız şimdi de. Yağız Gedik'in ardından ikinci sırada devam ediyor yarışa Yudulmaz. Ve Yağız Gedik Joker turuna giriyor. Bakalım çıkışta pozisyonunu koruyabilecek mi diyoruz, fakat Cem Yudulmaz da Joker turuna giriyor. Müzik.
turlar hızla geçiliyor ve az bir zaman kaldı yarışın bitimine. Birinci Yağız Gedik, ikinci Burcu Burkut Erenkul, üçüncü Cem Yudulmaz. Bütün pilotlar Joker turuna girdiler. Yağız Gedik bir üst tura çıkma şansını cebine koyuyor ve emin adımlarla yarışa devam ediyor. Burcu Burkut Erenkul, Yağız Gedik'i yakalamaya çalışıyor fakat bu hiç kolay olmayacak gibi. Ve son tura girildi. Yağız Gedik pol pozisyonunu değerlendirerek yarış boyunca liderliği kimseye kaptırmıyor. V1 Challenge sezonun 4. ayağı olan Aydın Şehir Yarışı'nda günün ilk grubunun galibi Yağız Gedik oluyor ve bir üst tura yükseliyor. Böylece Yağız Gedik, Çağlayan Çelik, Murat Aksüt ve Galip Atar'la eşleşiyor. Şimdi start sıralamasına bir göz atalım. 1 Çağlayan Çelik, 2 Murat Aksüt, 3 Galip Atar, 4 Yağız Gedik. Ve günün ikinci yarışı başlıyor. Ve ilk virajda Galip Atar, Yağız Gedik'e arkadan dokunuyor. Ve hemen arkasından bir darbede önden vuruyor. Az önceki teması farklı bir açıdan izliyoruz şimdi de. Çağlayan Çelik yarıştaki liderliğini koruyor. Onu takip eden pilotsa Murat Aksüt. İki pilot arasındaki fark oldukça az. İlk tura Çağlayan Çelik birinci giriyor. İkinci Murat Aksüt, üçüncü Galip Atar, dördüncü ise Yağız Gedik. Aydın Malazgirt Meydanı'nda düzenlenen yarışta pilotlar dönen kavşakta araçlarını kaydırarak seyircilere çok güzel görüntüler veriyor. Şimdi de Murat Aksüt'ün Volki karına konuk oluyoruz. Sabırlı bir şekilde Çağlayan Çelik'in hata yapmasını bekliyor Aksüt. Ve yarışta ilk Joker turuna giren pilot da Çağlayan Çelik oluyor. Ve Murat Aksüt Çelik'in Joker turuna girmesini değerlendirerek yarışta birinciliği ele alıyor. Çağlayan Çelik birinciliği kaptırdığı Murat Aksüt'le farkı kapatmaya çalışıyor. Yarışta ikinci sırada olan Çağlayan Çelik'in Volki karına konuk oluyoruz. Ve Murat Aksüt de Joker turuna giriyor. Çağlayan Çelik, Murat Aksüt'ün bu durumundan yararlanıyor ve son turda virajı hızla alıp birinciliğe yükseliyor. Çağlayan Çelik finişe rahat bir şekilde gidiyor. Günün ikinci yarışında bir üst tura yükselen pilotumuz Çağlayan Çelik oluyor. Şimdiki start sıralaması ise şöyle. 1 Ümit Ertim, 2 Ahmet Burkay, 3 Ahmet Mutlubaş, 4 Çağlayan Çelik. Sıralama turlarında rakiplerine göre iyi dereceler yapan Ümit Ertim pol pozisyonunda. Ve start verildi. Turda Ümit Erdin hemen Joker turuna giriyor. Ahmet Burkay ve Ahmet Mutlubaş devam ediyor. Evet, Çağlayan Çelik de Joker turuna giriyor. Ve yarışta sıralama daha ilk turda değişiyor. İlk tura Ahmet Burkay birinci, Ahmet Mutlubaş ikinci, Ümit Erdin üçüncü ve Çağlayan Çelik dördüncü giriyor. Kapı numarasıyla yarışa turkuaz Volki karıyla katılan Ahmet Mutlubaş'a konuk oluyoruz şimdi de. Yarışa ikinci sırada devam ediyor ve Joker turuna henüz girmedi Ahmet Mutlubaş. Ahmet Burkay diğer pilotlarla arasındaki farkı iyice açmış durumda. Henüz Joker turuna girmeden bir tura daha lider giriyor. Ümit Erdin ikinci sırada Ahmet Burkay'ı kovalıyor. Ve Ahmet Burkay diğer pilotlarla arasındaki farkı kullanarak Joker turuna rahat bir şekilde giriyor. Onun hemen arkasında farkı kapatan Ümit Erdin var. (Gülüyor)
Dördüncü sırada bulunan Çağlayan Çelik'in Volki Karı'na konuk oluyoruz. Yarıştaki sıralama şöyle. Birinci Ahmet Burkay, ikinci Ümit Erdim, üçüncü Çağlayan Çelik. Ahmet Burkay yarışı birincilikle bitirip bir üst tura adını yazdıran pilot oluyor. Start sıralaması ekrana geliyor. 1 Ali Özerinç, 2 Eren Burkay, 3 Ubeyde Saygılı, 4 Ahmet Burkay. Start verildi ve yarış başladı. Ali Özerinç birinci, Ubeyde Saygılı ikinci, Eren Burkay üçüncü ve son sırada bir önceki yarışta bir üst tura yükselen Ahmet Burkay yer alıyor. İlk turda Ubeyde Saygılı Joker turuna giriyor ve Joker turunu aradan çıkartıyor Saygılı. Eren Burkay virajı alamıyor ve sol ön lastiğini vuruyor. Az önceki çarpmayı bir de Eren Burkay'ın aracından izleyelim. Ahmet Burkay Volki karıyla çok güzel yanlıyor ve lastiklerinden duman çıkıyor. Bu müthiş bir enstantane. Ahmet Burkay kaza yapan oğlunun yanından hızlıca geçip gidiyor ve start finish'e giren son virajda Ubeyde Saygılı arkadan dokunuyor ve Ahmet Burkay da spin atıyor. Az önceki spini bir de Ahmet Burkay'ın Volki karından izliyoruz şimdi. Rakipleriyle arasındaki farkın açıldığını gören Ali Özerinç bu durumdan yararlanarak Joker turuna giriyor ve birinciliği kimselere kaptırmıyor. Ubeyde Saygılı adeta kaçıyor. Ahmet Burkay ise onu kovalıyor. Yarışta bu ikili arasında çok iyi bir mücadele seyrediyoruz. Aydın halkı bugün Ahmet Burkay'ı çok sevdi gibi. Ahmet Burkay aracını devamlı kaydırarak seyircilere seyir seviyesi yüksek bir yarış izletiyor. Ali Özerinç yarışı çok rahat bir şekilde sürdürüyor ve arkasındakilerle arasındaki farkı iyice açıyor. Yarışın lideri olan Ali Özerinç'in Volki karından yarışı izliyoruz. Ali Özerinç çok iyi bir pilotaj sergileyerek rakipleriyle arasındaki bağı koparıyor. Ali Özerinç sağlam adımlarla zafere doğru gidiyor. Ali Özerinç birinci olarak bir üst tura yükseliyor ve deneyimli pilot Göksun Erkek, Can Toprak Can'dan Efe Ağbağlar'la eşleşiyor. Şimdi de start sıralaması. 1 Göksun Erkek, 2 Efe Ağbağlar, 3 Toprak Can'dan 4 Ali Özerinç. Günün 5. yarışında start veriliyor. Göksun Erkek iyi bir start alarak yerini koruyor. Hemen arkasında Efe Ağbağlar var. Ve Ali Özerinç atak yaparak Toprak Candan'ı geçip 3. sıraya yerleşiyor. Az önce pozisyonunu kaybeden Toprak Candan hemen Joker turuna giriyor. İlk turun sonunda Göksun Erkek 1. 2. Efe Ağbağlar, 3. sırada ise Ali Özerinç var. Yarışı bir önceki yarışın galibi olarak bir üst tura yükselen Ali Özerinç'in Volki karından izliyoruz. Ali Özerinç de Joker turuna giriyor. Evet, Göksun Erkek ve Efe Ağbağlar kaldı Joker turuna girmeyen. İki pilot Joker turuna girmek için doğru anı kolluyor gibi görünüyor. Göksun Erkek yarıştaki liderliğini koruyor. Efe Ağbağlar'la arasındaki farkı aşmak için düzlüklerde hızlanıyor. Efe Ağbağlar da Joker turuna giriyor. Efe Ağbağlar Joker çıkışı Ali Özerinç ve Toprak Candan'a yakalanıyor ve bu ikilinin arasına girerek pozisyonunu bir basamak kaybediyor. Toprak Candan'ın Volki karına konuk oluyoruz.
Yoksun erkek diğer pilotlarla arasındaki farkı iyice açıyor ve Joker turu için doğru zaman bu diyor ve Joker turuna giriyor Yoksun erkek. Turlar hızla geçiliyor ve yarıştaki sıralama şöyle. Lider Göksun Erkek, ikinci Ali Özerinç, üçüncü Efe Albağlar, dördüncü ise Toprak Candan. Yarışa lider olarak devam eden tecrübeli pilot Göksun Erkek'in Volkikar'ından yarışı izliyoruz. V1 Challenge'ın ikinci ve üçüncü yarışlarında talihsiz sonuçlar alan Göksun Erkek şu anda yarışta liderliğini koruyor. Yarışın bu bölümünde Volkikar'lar adeta bir yılan gibi kıvrılarak finişi geçiyorlar. Ve Göksun Erkek yarışı birinci sırada bitiriyor. Adeta kurtlar sofrası olan bir üst tura yükselerek Burak Çukurova, Ayhancan Güven ve Adem Çetmen'le eşleşiyor Göksun Erkek. Start sıralaması şöyle. 1 Ayhancan Güven, 2 Burak Çukurova, 3 Adem Çetmen, 4 Göksun Erkek. Ve start verildi. Bütün pilotlar birbirine çok yakın bir şekilde start alıyorlar. Ve ilk Joker turuna giren pilot Adem Çetmen oluyor. Adem Çetmen Joker turundan çıktığında yerini Göksun Erkek'e bırakıyor. Sıralama turlarında en iyi derece yapan Ayhancan Güven yarışta ilk turu lider bitiriyor. İkinci sırada tecrübeli pilot Burak Çukurova ve bir üst tura yükselip buraya kadar gelen Göksun Erkek üçüncü sırada yarışa devam ediyor. Ve Burak Çukurova Joker turuna giriyor. Evet, Çukurova Joker'den çıktığında yerini Göksun Erkek'e bırakıyor. Çukurova yarışa üçüncü sırada devam ediyor. Ayhancan Güven Göksun Erkek'le arasındaki farkı açarak Joker turuna giriyor ve çıkışta Göksun Erkek'e yakalanıyor. Göksun Erkek yarışta liderlik koltuğuna oturuyor. Ayhancan Güven ise ikinciliğe geriliyor. Göksun Erkek diğer pilotlarla arasındaki farkı açmaya çalışıyor ve bir turu daha lider bitiriyor. İkinci sırada Ayhancan Güven, üçüncü sırada Burak Çukurova ve son sırada Adem Çetmen var. Her yarışta podyumda yer alan Burak Çukurova'nın Volkikar'ından izliyoruz yarışı. Ve Göksun Erkek Joker turuna giriyor. Fakat Ayhancan Güven son sürat gelerek Joker çıkışında Göksun Erkek'i yakalayıp onu geçiyor ve artık yeni lider Ayhancan Güven. Ayhancan Güven liderliğini sürdürüyor. Hemen arkasında Göksun Erkek var. Onun arkasında da Burak Çukurova. Şimdi Göksun Erkek'in aracına konuk oluyoruz. Zafere giden son virajda Ayhancan Güven, yarışta damalı bayrağı gören ilk pilot oluyor. İkinci sırada Göksun Erkek, üçüncü Burak Çukurova, dördüncü ise Adem Çetmen. Birinci yarışın sonunda sıralama şöyle oluyor. Birinci Ayhancan Güven, ikinci Göksun Erkek, üçüncü Burak Çukurova, dördüncü Adem Çetmen, beşinci Ali Özerinç, altıncı Efe Albağlar, yedinci Toprak Candan, sekizinci Ubeyde Saygılı, dokuzuncu Ahmet Burkay, 10. Eren Burkay. V1 Challenge 4. Ayak Aydın Şehir Yarışı'nda günün ikinci büyük yarışına geldik. Günün ilk yarışında yaptıkları en iyi tur zamanları baz alınarak tekrar start sıralamalarının belirlendiği bu formatta pilotlar yarışlardaki en iyi zamanı alarak gruplara ayrıldılar. Pilotlar starttaki yerlerini alırken biz de ikinci yarış öncesi start sıralamasına bir göz atalım. İşte start sıralaması. 1. Cem Yudulmaz, 2. Galip Atar. Eren Burkay yaptığı kaza sonucunda aracına büyük hasar vermişti. Bu yüzden bu grupta yarışa devam edemiyor ve Aydın'a erken veda ediyor.
Pol pozisyonunda Cem Yudulmaz var ve start veriliyor. Cem Yudulmaz ve Galip Atar Aydın Malazgirt Meydanı'nda kozlarını paylaşıyor. ...99 kapı numaralı kırmızı Volki karıyla yarışan Galip Atar'a konuk oluyoruz şimdi de. Cem Yudulmaz finish öncesindeki virajda Volki karını fazla kaydırıyor ve Galip Atar güzel bir hamleyle birincilik koltuğuna oturuyor. Ve Cem Yudulmaz Joker turuna giriyor. Cem Yudulmaz'ın aracına konuk oluyoruz. Galip Atar'la arasındaki farkı kapatmaya çalışıyor Yudulmaz. Galip Atar, Cem Yudulmaz'la arasındaki farkı gittikçe daha fazla açıyor. Herhangi bir aksilik yaşanmazsa bir üst tura çıkmayı garantilemiş gibi görünüyor. 13 kapı numaralı beyaz Volki karıyla yarışan Cem Yudulmaz'ın aracındayız şimdi de. Yudulmaz hızını ayarlayamıyor ve son anda iyi bir fren yaparak sert vuruştan kaçıyor fakat lastiklerden kurtulamıyor. Bu hata ona çok zaman kaybettiriyor ve hızla yarışa dönüyor. Yarış bitimine birkaç tur kala tereddüt etmeden Joker turuna giriyor ve pistin bu bölümünü aradan çıkartıyor Galip Atar. Galip Atar için artık bir üst turu garantiledi diyebiliriz. Ve Galip Atar damalı bayrağı görüyor ve yarışı lider bitirip bir üst tura adını yazdıran pilot oluyor. Şimdi start sıralaması şu şekilde. 1 Toprak Candan, 2 Ahmet Mutlubaş, 3 Burcu Burkut Erenkul, 4 Galip Atar. Start veriliyor ve yarış tüm hızıyla başlıyor. Son sırada bulunan Galip Atar, Joker turuna giriyor ve bu bölümle arasındaki ilişkiyi bitirmek istiyor. Toprak Candan birinci turu lider bitirmeye kararlı. Arkasındaki baskılara rağmen çok istekli gidiyor Toprak Candan. Ve finişten önceki son virajda Burcu Burkut Erenkul spin atıyor ama hızlıca toparlanıp pozisyonunu korumaya devam ediyor. Bir önceki yarışta bu tura yükselen deneyimli pilot Galip Atar'ın Volki karına konuk oluyoruz şimdi de. Ve Toprak Candan arkasındaki pilotlarla olan farktan yararlanarak Joker turuna giriyor. Fakat Ahmet Mutlubaş onu çıkışta geçiyor. Şimdi yarıştaki sıralama değişti. Son durum şöyle. Ahmet Mutlubaş birinci, ikinci Toprak Candan, üçüncü Galip Atar ve dördüncü sırada Burcu Burkut Erenkul var. Ahmet Mutlubaş ve Toprak Candan arasında kıran kırana bir mücadele geçiyor. Toprak atak deniyor fakat Ahmet Mutlubaş çizgisini korumayı başarıyor. Ahmet Mutlubaş'ı görüyoruz. Joker turuna giriyor. Ve Toprak Candan bu durumdan faydalanarak liderlik koltuğuna oturuyor. Ahmet Mutlubaş ise 3. sıraya geriliyor. Şimdi de Galip Atar'ın Volki karındayız. Toprak Candan bir turu daha lider bitiriyor. Galip Atar sabırlı bir şekilde Candan'ı kovalamaya devam ediyor. Kapı numaralı hardal renkli Volki karıyla yarışan genç pilot Toprak Candan'dayız şimdi de. Damalı bayraktan önceki son virajdayız ve Toprak Candan bu yarışın galibi oluyor. Bir üst turda Toprak Candan'ı bekleyen rakiplerse Murat Aksüt, Ümit Erdim ve Efe Albağlar. Start sıralaması 1 Murat Aksüt, 2 Ümit Erdim, 3 Efe Albağlar, 4 Toprak Candan. Start veriliyor ve bir yarış daha tam gaz başlıyor. Murat Aksüt pole pozisyonunda start aldı ve birinci. İkinci sırada Ümit Erdim, üçüncü Efe Albağlar ve dördüncü Toprak Candan.
İlk turda Toprakcan'dan hemen Joker turunu atıyor kendini ve burayı erkenden bitirmek istiyor. 41 kapı numaralı siyah Volki karıyla yarışan deneyimli pilot Ümit Erdim'e konuk oluyoruz. Bir tur daha hızlıca geçiliyor ve sıralama değişmiyor. Üçüncü sırada yer alan Efe Albağlar şimdi Joker turuna girdi. Murat Aksüt temkinli bir şekilde yarışa devam ediyor. Onun peşini bırakmayan pilotsa Ümit Erdim. Ve Ümit Erdim de Joker turuna girdi. Deneyimli pilot Joker çıkışında pozisyonunu kaybetmiyor ve ikinciliğini koruyor. Bir kez daha Toprak Candan'ın Volki karındayız. Toprak Candan da Ümit Erdim'i kovalamaya devam ediyor ve hata yapmasını bekliyor. Lider Murat Aksüt'ün aracına konuk oluyoruz. Murat Aksüt arkasındaki pilotlarla olan farktan dolayı çok rahat bir şekilde Joker turuna giriyor ve kayıpsız çıkıyor. İkinci sırada yer alan Ümit Erdim'in Volki karındayız. Finish öncesi son virajdayız ve Murat Aksüt damalı bayrağı gören ilk pilot oluyor. İkinci ise Ümit Erdim. Şimdiki start sıralaması ise şu şekilde. 1 Yağız Gedik, 2 Ubeyde Saygılı, 3 Ahmet Burkay, 4 Murat Aksüt. Yarışta bir kez daha start veriliyor ve Yağız Gedik 1. sırada başlıyor. 2. Ahmet Burkay, 3. Murat Aksüt ve sıralamadaki yerini koruyamayan Ubeyde Saygılı son sırada kalıyor. 55 kapı numaralı mavi Volki karıyla yarışan Murat Aksüt ilk turda hemen Joker turuna giriyor. İlk turun sonunda Yağız Gedik'in birinciliği devam ediyor. Yarışın bu bölümünü Ahmet Burkay'ın aracından izliyoruz. Ve Ahmet Burkay da Joker turuna giriyor. Ahmet Burkay Joker turundan çıkışta Ubeyde Saygılı'ya yakalanıyor ve bir basamak geriye düşerek 3. sıraya yerleşiyor. Şimdi de Ahmet Burkay'ın Volki karına konuk oluyoruz. Yarıştaki birinciliğini sürdüren Yağız Gedik Joker turuna giriyor. Yağız Gedik'in ardından Ubeyde Saygılı da Joker'e giriyor. Yağız Gedik Joker çıkışında pozisyonunu koruyarak yarışa birinci devam ediyor. Hemen ardındansa Ahmet Burkay geliyor. 64 kapı numaralı beyaz Volki karıyla yarışan Yağız Gedik rahat bir şekilde bir turu daha lider kapatmayı planlıyor. Ahmet Burkay, Yağız Gedik'le arasındaki farkı iyice kapatmış durumda ve Gedik'in hata yapmasını bekliyor. Yarışın bu bölümünü tecrübeli pilot Ahmet Burkay'ın Volki karından izliyoruz. Challenge'ın 4. ayak Aydın Şehir Yarışı'nda turlar hızla geçilmeye devam ediyor. Ve liderlik koltuğunda şu an Yağız Gedik var. Onun hemen arkasındaysa Ahmet Burkay. Yarışta ilk damalı bayrağı görerek adını son 8 pilot arasına yazdıran isim Yağız Gedik oluyor. Yağız Gedik bir üst turda Adem Çetmen, Çağlayan Çelik ve Ali Özerinç'e karşı yarışacak. Yeni start sıralaması ise 1 Adem Çetmen, 2 Çağlayan Çelik, 3 Ali Özerinç, 4 Yağız Gedik.
Nefesler tutuldu ve yarış başlıyor. Adem Çetmen pole pozisyonunu koruyor ve yarışa birinci sırada başlıyor. İkinci sırada Çağlayan Çelik var. Üçüncü sırada Ali Özerinç ve son sırada Yağız Gedik var. İlk viraj sorunsuz geçiliyor. Bonki karlar birbirlerine çok yakın gidiyor. Birinci turda hiç kimse Joker turuna girmiyor. Pilotlar şu an için temkinli bir pilotaj sergiliyor. İlk turun sonunda sıralama değişmiyor. Ve bu turda da kimse Joker'e girmedi. Bugün alışık olduğumuz bir durum değil bu. Herkes farklı bir stratejiyle duruma yaklaşıyor. İyi bir pilotaj sergileyerek bugün son 8'e kalan Çağlayan Çelik'in Volki karına konuk oluyoruz. Bu turda da sıralama değişmiyor. Adem Çetmen birinci, ikinci sırada Çağlayan Çelik, üçüncü sırada Ali Özerinç ve son sırada Yağız Gedik var. Ve evet, aynı anda iki pilot Joker turuna girdi. Ali Özerinç ve Çağlayan Çelik. Ali Özerinç Joker turuna hızlı bir şekilde girerek virajı alamıyor ve lastiklere çarparak yan diyebiliyor. Az önceki kazayı bir de Ali Özerinç'in aracının içinden izliyoruz. D1 Challenge Aydın Malazgirt Meydanı'nda heyecan dorukta. Yarışın lideri hala Adem Çetmen ve onu kovalayan pilotsa Çağlayan Çelik. İki pilot da bu turu es geçip Joker turuna girmiyorlar. Yarışta ikinci sırada yer alan Çağlayan Çelik'in Volki karındayız. Gördüğümüz bu ikili hala Joker turuna girmedi. İlk önce kim Joker turuna girecek bunu merak ediyoruz. Ön sıralarla farkı iyice açılmış olan Yağız Gedi izliyoruz şimdi de. Adem Çetmen kaçıyor. Çağlayan Çelik onu kovalıyor. İnanılmaz bir mücadele. Çelik Adem Çetmen'i geçmek için adeta fırsat kolluyor. Adem Çetmen ve Çağlayan Çelik ikisi aynı anda Joker turuna giriyor. Sıralamada bir değişiklik olmuyor. Bir kez daha Çağlayan Çelik'in Volki karındayız. Ve yarışın son virajı Adem Çetmen birinciliğe koşuyor. Ve ilk damalı bayrağı gören pilot oluyor Çetmen. Fakat Adem Çetmen ve Çağlayan Çelik Joker'e son turda girdikleri için diskalifiye oluyorlar. Ve bir üst tura Yağız Gedik adını yazdırıyor. Şimdiki start sıralaması ise 1 Göksun Erkek, 2 Burak Çukurova, 3 Ayhan Can Güven, 4 Yağız Gedik. Günün son yarışında start veriliyor ve pole pozisyonundaki Göksun Erkek avantajını kullanarak iyi bir start alıyor. Burak Çukurova ve Ayhan Can Güven aynı anda Joker'e girdiler. Neredeyse kafa kafaya gidiyorlar. İlk tura Göksun Erkek lider giriyor. Burak ve Ayhan Can'ın Joker'e girmesinden fırsat bulan Yağız Gedik ikinci sıraya yerleşiyor. Üçüncü Burak Çukurova ve dördüncü Ayhan Can Güven oluyor. D1 Challenge'ın dördüncü ayağı Aydın Malazgirt Meydanı'nda düzenlenen yarışta son sürat devam ediyor. Göksun Erkek yarıştaki liderliğini koruyor ve bu turda Joker turuna girmiyor. Burak Çukurova da farkı azaltıp öndeki rakiplerinin Joker'e girmesini bekliyor. Tecrübeli pilot Göksun Erkek bu turu da lider kapatıyor ve Joker turunu es geçiyor. Ve Yağız Gedik Joker turunun çıkışında Burak Çukurova ve Ayhan Can Güven'e yakalanıyor. Yarışta ikinci konumdayken
birdenbire son sıraya kadar geriliyor Yağız Gedik. Şimdi yarışın sonlarına yaklaşırken yoksun erkek rahat bir şekilde Joker turuna giriyor ve pozisyonunu koruyor. Yarışın lideri ve günün iyi isimlerinden Göksun Erkek'in Volkikar'ındayız. Yarışın start-finish virajını görüyoruz. Burak Çukurova pozisyonunu koruyor ve hemen arkasında Ayhan Can Güven ve onun arkasında da Yağız Gedik var. Göksun Erkek aldı başını ve zafere doğru gidiyor. Burak Çukurova'nın tepe kamerasından finish düzlüğünü görüyoruz. Yarışın bitimine artık son bir tur kaldı ve Burak Çukurova ikinci sırada yer alıyor. Ve günün son yarışını kazanan pilot Göksun Erkek oluyor. İkinci Burak Çukurova, üçüncü Ayhan Can Güven ve dördüncü Yağız Gedik oldu. Göksun Erkek yarış sonrası sevincini bu şekilde gösteriyor. İkinci yarış sonundaki sıralama şu şekilde gerçekleşti. Birinci Göksun Erkek, ikinci Burak Çukurova, üçüncü Ayhan Can Güven, dördüncü Yağız Gedik, beşinci Ali Özerinç, altıncı Ahmet Burgay, yedinci Murat Aksüt, sekizinci Ubeyde Saygılı, dokuzuncu Ümit Erdim ve onuncu Toprak Candan. Evet, güzel bir hafta sonuydu bizim için. İyi başladık. Gerçi dördüncü zamanı yapmıştık sıralama turlarında. İkinci yarışın stratejimiz çok iyiydi. Kazanabilirdik ama ikinci olduk. İkinci yarışta da en iyi zamana yapmışım. Pole pozisyonda başladım. Vallahi her şey akışındaydı, her şey iyiydi. Ben iyiydim, otomobil iyiydi, organizasyon iyiydi. Gün sonunda da birinci olduk, ilk yarışta da ikinci olduk. Mutluyum. Sezon benim için kötü geçiyordu çünkü ben kendi hatalarımdan kaynaklanan çok puan kayıplarım oldu. Bunlara ihtiyacım vardı. Bakalım, şampiyonluk hala zor. Şansımız hala zor. Ama biz elimizden gelenin en iyisini yapıp keyif almaya bakacağız. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkürler. Aileme, eşime, bana bugün destek olan, benimle olan herkese çok teşekkürler. İnşallah daha da devamı gelecek. Sprint'teki gibi gidemedik sıralama turundaki gibi iki yarışta da. Ama gayet güzeldi. Bir yarışta 3, bir yarışta 2 olduk. Ayhan Can'la puan durumumuz aynı şu anda. Lider durumdayız. Güzel bir yarıştı. Aydın her zaman heyecanlı. Bundan sonraki yarış Körfez biraz daha güzel olacak. Bakalım, göreceğiz. Her şey çok güzeldi. Ya güzel bir gündü. Aydın dediğim gibi her zaman eğlenceli oluyor. Yarışta farklı faktörler devreye giriyor burada. İlk yarıştaki zamanımdan dolayı 3. sırada start aldım. Ondan sonra da yükselemedim yani. Pistte yükselmek çok zor. Üçüncülüğe razı olduk. Ama hafta sonu iyi puanlar topladım yani. Benim için güzel bir hafta sonuydu. Fark da gitgide kapanıyor. Hatta yarışlara atılınca liderliğe de yükseldim şu an. Ama tabii bundan sonraki yarışlarda ne olacağını bilemediğimiz için şu anlık o çok gerçekçi bir ölçüt değil bizim açımızdan. Bundan sonra İzmit yarışı var. Orada da elimizden geleni yapıp bir sonuç almaya çalışacağız. Ve şimdi de tüm gün boyunca yaşanan mücadelelerde dereceye giren pilotların ödüllerine kavuştuğu an. Puan durumuysa 1. Burak Çukurova 141 puanda, 2. Ayhan Can Güven 129, 3. Göksun Erkek 84, 4. Adem Çetmen 81, 5. Efe Albağlar 66, 6. Toprak Candan 56, 7. Ümit Erdim 47, 8. Eren Burkay 31, 9. Ahmet Burkay 29 ve 10. Ubeyde Saygılı 28 puanda kalıyor. V1 Challenge'ın Aydın Malazgirt Meydanı'nda düzenlenen 4. yarışın sonuna geldik. Şampiyonanın bir sonraki ayağı 13 Kasım Pazar günü İzmit Körfez pistinde düzenlenecek. Bir sonraki V1 Challenge programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.